Yakalandığı pankreas kanserinin tedavisi süren Oriental Tanyeli rehabilitasyon dönemini Bodrum'da Safiye Soyman'ın evinde geçiriyor. Bodrum'a evet. Canımın iş geldi. Safiye'm sultanım sağ olsun. 2,5 ay zorlu bir süreç yaşadım hastanede. Doktorum da izin verince Safiye'yi gece aradım. Dedim ki Safiye'm nasılsın dedim. Hadi çabuk atla gel dedi. Atlayıp geldim. Dünyalar benim oldu. Allah o benim olsun. Kaç senelik arkadaşım. Yıllarca birlikte gazinoda çalıştık. Aynı kadroda çalıştık. Benim için Tanyeli çok özeldir. Çok çok özeldir. Zor bir dönem geçiriyor Tanyeli. Psikolojisini sağlam tutmaya çalışıyor dostları sayesinde. Kimseye parasızım demeyeceksin. Bir de hastayım demeyeceksin. Öyle insanların dostlukları, dostları var ki hemen uzaklaşıyorlar, ediyorlar. Sanki vebalıyız. Vebalıyız. Değil mi? Ama onun öyle güzel kenetlenmiş dostları var ki, dost biriktirmiş Tanyeli. İnanılmaz. Ama tabii ki onun sitem ettiği bazı şeyler de var başka böyle yani. Birçok ünlü isim bu süreçte Tanyeli'yi desteksiz bırakmamış. Başta hani Safiye'm, Soyman'ım, Ebru Gündeş'im, o da ilk gün. Sibercan, Hülya Avşar, Bülent Ersoy ve aklıma şu anda gelmeyen... Seda Sayan, Amerika'dan Sayan aradı. Tabii. Hemen dedi geleceğim dedi. Evet. O zaten Amerika'da şu anda. Yani. Ama bir de fırsatçılar var. Adını kullanıp ona maddi yardım toplama gerekçesiyle yapılan organizasyondan bilgisi olmadığını söylüyor Tanyeli. İnsanların da benim bu hastalığımla ilgili hadi iyi niyetle kendi özel gecelerinde ismimi kullanıyorlar, anons ediyorlar, işte maddi destek bilmem ne diye. Bunların hiçbirisine gerek yok. Hiçbir şekilde itibar etmesinler. Böyle bir beklentim olmadı o geceden. Böyle bir gece yapmayı biz zaten düşündük. Allah nasip ederse de inşallah yapacağız. Ama bu benim rızam olmayan bir geceydi. Benimle alakası olmayan bir geceydi. Eminim iyi niyetle yapıldı ama bana sonucu çok kötü döndü. Birincisi o geceden elime geçen herhangi bir para yok. Hani birisi bir para verdiyse benimle alakası yok. Zan altında kalmak istemiyorum. İkincisi de en iyi niyetli yaptıklarını düşünsem de telefon açıp rıza alabilirlerdi. Bunları izlemek çok üzdü beni. Bahsi geçen organizasyondan kendisine ulaşan bir maddi yardımın olmadığının bir kez daha altını çiziyor. Bir de zan altında kalıyorsun. Yani benim haberim olmayan bir şey, benimle alakası olmayan bir şey, benim hesabıma o geceden yatan bir şey yok. Lütfen beni zan altında bırakmayın. Peki ya hastalığı? Nasıl sürüyor ilaç tedavisi? 15 günde bir alıyorum. Benim böyle 3 gün 3 gece porttan veriliyor ilacım. 3 gün sürüyor. Yani 48 saatlik bir ilaç. Bir de 6-6,5 saatlik bir kemoterapi. Pankreas kanserindeki kemoterapi protokolü diğer kardeşlerimin aldığı kemoterapi gibi değil. Yani 5-6 saat alıp eve gitmiyorum. Hastanede oluyorum. Yan etkileri sıkıntılı. Güçlü bir kadın o. Mide küçültme operasyonu nedeniyle bu hastalığa yakalandığı iddialarına da cevap veriyor. Maşallah çok kendini güçlü ki çok güzel bir şekilde tabii ki kaldırıyor. Yani bir mide küçültme yaptı. Acaba ondan mı falan filan dediler ama biz zannetmiyorum ondan olacağını. Tam tersine midem küçük olmasa pankreastaki tümörü göremezdi. Çünkü mide büyük olunca pankreastın ya annem pankreas kanserinden vefat etti. Çıkmadı. Pankreas kanseri çok gizli ve sinsi. Tanyeli'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve Bodrum sahillerine geçiyoruz.